Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınından mutlu akşamlar. Bugün 22 Ekim 2022 günlerden cumartesi. Saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada son 24 saatte neler yaşandı? Bir saat boyunca getireceğiz ekranlarınıza ama önce her akşam olduğu gibi günün öne çıkan başlıklarına bir bakalım isteriz. 2023 bütçe planına göre HDP'nin yaklaşık olarak hazineden 540 milyon lira alacak olması vatandaşın tepkisine neden oldu. Ulusal kanal olarak sokağa indik, vatandaşın nabzını tuttuk. Tepkiler nasıl? Birazdan getireceğiz efendim ekranlarınıza. Şimdi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün bir açılış için Bursa'daydı. Ancak tepkiyle karşılandı. Vatandaşın tepkisiyle karşılandı. Bu tepkinin nedenleri neydi? Vatandaş ne dedi? Davutoğlu'nun tepkisi ne oldu o tepkiye? Yine birazdan ana haber bültenimizin akışı içerisinde ekranlarınızda olacak efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yoğun bir gün geçirdi. Gündemi hayli yoğundu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü üzerinden referandum çağrısında bulundu. Malatya'da Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın eleştirilerinin hedefinde ayrıca Türk Tabipler Birliği de vardı. Yargıya taşıyacağız, kararlıyız dedi. Bu haberin de ayrıntılarını birazdan getireceğiz efendim ekranlarınıza. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ticaret Bakanlığı'nı ve Dünya Bankası yetkililerini ziyaret etti. Dostluk, birlik, beraberlik mesajları verdi. Dedi ki biz Asya'ya oranla Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakınız. Peki ne demek istedi? Bu haberin de ayrıntıları birazdan sizlerle birlikte olacak. Ve Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı'ya yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Son tepkiler hekimler örgütlerinden İzmir'den geldi. Tepkilerin ayrıntıları ve çok daha fazlası için buyursunlar. Başlıyoruz efendim. Sokağın nabzını tuttuk. Neden tuttuk? Ulusal kanal neden sokağa indi ve vatandaşa mikrofon uzattı? Hemen aktaralım. Şimdi 2023 bütçe planlamasına göre kapatılma davası devam eden HDP hazineden 540 milyona yakın para alacak ulusal kanal olarak. İşte bu nedenle sokağa indik. Vatandaşın nabzını tuttuk. Vatandaş tepkili. Ayrıntılar haberde. Devletin kasasından HDP'ye 540 milyon yardım yapılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi bence yanlış. Devletin yaptığı da yanlış. Bu sistemde bu PKK'ya yardım etmek bence düşmanlık. Devlet desteği almasını istemiyorum. Kimin parasını kime veriyorlar? Böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Çünkü vatana ihanet ediyor. Siyasi parti ünvanı verilmemesi lazım. Bir şekilde kapatılması lazım. Abi devletin kasasına şöyleydim. O paraya verilmesine ben karşıyım. Devletin kasasına HDP verildiği anda o silah olarak bize geri dönüş yapacak. Türk askeri olarak. Hele hele HDP'ye hiç verilmemesi gerekiyor. Yani bu teröristlere biz de vatandaş olarak para veriyorsak biz de artık yaşamayalım bu ülkede. Hem dağdaki teröristin ben şehirdeki siyasi gücüne ben para yatıracağım ülke olarak hem de terörle mücadele edeceğiz. Bu nasıl olacak? Biz işçi halkı olarak bize yardım etsinler. 540 milyonu da HDP'ye gidecek. Oo, vermeyin abi. Vermeyin, vatan hainlerine vermeyin. Vallahi ben istemiyorum. Devletin kasasından yapılmasın onlara. İstemiyorum, yerin dibine batsınlar. Bütçeden bunun için ayrılan para senin benim param olduğu için ben doğru bulmuyorum. Hazine yardıma vereyim. Bir kimin parasını kime veriyorsun? HDP'ye yardım yapılmasını istemiyorum. Çünkü PKK'ya destek veriyorlar. Yani bunu ilk başta almamaları gerekiyor zaten. Meclise. Yapılan ödenek yardımını desteklemiyorum, uygun bulmuyorum. Meclis oturumuna sunmaları lazım ya. Meclisten bu konuda devlete legal olmayan siyasi partilerin faaliyetlerinde yürütebilmesi için yapılan yardımın bir yerde dondurulması lazım. O paraya yazık. Karşıyım. Halkın ödediği vergiler HDP'ye silah parası gidiyor. CHP'de ona payan da oluyor. Yazık o paraya. O parayla silah alıyorlar. Bizim askerimizi öldürüyorlar. Hem bizim askerimize, hükümetimize karşı geliyorlar. Hem bir de devletten yardım alıyorlar. Bunlar en büyük bir yanlış. Çünkü vatandaşın parasıyla vatandaşa silah çektiriyorlar. Terörle işbirliği yaptığı o kadar açık,
o kadar ayan beyan, o kadar bölücülük yaptığı, o kadar ortada olan bir parti ki benim vergimden bu terörist partiye oy verilmesi, kaynak ayrılması, seçim hakkı verilmesi çok acıdır. Parti bile denilemez yani, terör örgütü. Bu hazineden çıkan yardımı kabul etmiyorum. Bence HDP kapatılmalı. Zaten en başında meclise girmemeleri gerekiyordu bir parti olarak. Ya, fonda verilmemesi gerekiyor bence HDP'ye özel bir şekilde. PKK'nın kimyasal silah yalanına sarıldı Türk Tabipler Birliği. CHP de işte bu nedenle biraz karıştı. Neden? Çünkü üst düzey yönetiminden farklı açıklamalar geldi. Kimler onlar? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu farklı bir üslup kullanırken Faik Öztrak sözcü çok daha farklı bir açıklama yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor. ABD'yi ve kara gücü PKK-PYD'yi bölgeden söküp atmanın koşullarının oluştuğu günlerde terör örgütünün kimyasal silah iftirası CHP'de karmaşa yarattı. PKK'nın iftirasını ilk olarak Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı sahip çıktı. Peşinden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konunun araştırılması için bir soru önergesi vereceğini söyledi. Türkiye'de geniş kesimlerin Fincancı'yı istifaya davet etmesi üzerine bu kez de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fincancı için öğrencisi olmaktan gurur duyduğum ifadelerini kullandı. CHP'den iki isim Fincancı'yı savunurken CHP sözcüsü Faik Öztrak ise farklı bir açıklama yaptı. CHP'li Tanrıkulu'nun Fincancı'ya desteği sorulması üzerine Öztrak yanlış olmuştur dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha asla tevessül etmemiştir. Mehmetçiğimizin sicili temizdir. Böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Altılı Masa'da yer alan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ise TSK'ya yönelik kimyasal silah iftirasına sessiz kaldı. PKK'nın kimyasal silah yalanına sarıldığı Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Fincancı'ya hekim meslek örgütlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Hekimsen, İzmir Hekim Güç Birliği ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da Fincancı'nın derhal istifa etmesini istedi. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. PKK'nın kimyasal silah iftirasını dillendiren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında hekimlerden ardı ardı açıklamalar geldi. Hekimsen Genel Başkanı Doktor Adil Kurban, Türk hekimleri olarak Fincancı'nın istifasını istediklerini kaydetti. Hekimler yakın bir gelecekte oradaki iktidarı ele alacaklardır dedi. Doktor Kurban, Türk Tabipleri Birliği'nin seçim prosedürüne de değindi. Delegelerin ayrı bir zamanda seçimleri var ve ayrı zamanlarda tekrarlanıyor. Daha demokratik bir seçim taslağının hazırlanması gerekiyor. Türk Tabipleri Birliği meslek örgütü olması hasebiyle çok önemli görevleri var. Ama bu görevler yerine getirilemediği için mesleğimizde yozlaşma da meydana geldi. Maalesef bütün olmamamıza da neden oldu. Bunun zararı tüm sağlık sistemine. İzmir Hekim Güç Birliği Başkanı Doktor Suat Kaptaner ise Fincancı'nın açıklamasının Türkiye karşıtı olduğunu vurguladı. Doktor Kaptaner, bütün hekimlere meslek örgütüne zorunlu üyelik getirildiği takdirde hekimlerin %95'inin böyle açıklamaları onaylamayacağını söyledi. Emperyalizmin PKK, PYD ve IŞİD gibi terör örgütleriyle mücadele eden Türk ordusuna karşı PKK iddialarını gündeme getirmek kabul edilemez. Fincancı terör destekçisidir. Hekimlerimizi temsil edemez. Bizler Kuvayi Milliye ve Tıbbiyeli Hikmetler geleneğinin üyeleriyiz. İstifa edene kadar bu çağrıyı, mücadeleyi yapacağız. Doktor Kaptaner, hekimlerin tabip odalarından istifa ederek, üye olmayarak, seçimlere katılmayarak tepki göstermesinin sonucunun bu olduğunu da kaydetti. Bir açıklamada Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan yapıldı.
Açıklamada dünyanın en kadim düzenli ordu geleneğine sahip Türk ordusuna yönelik iddia ve ithamları üzülerek öfkeyle takip ediyoruz denildi. Bizleri bu vesileyle meslek örgütümüzün yıpratılmasına da alet olmamakla, milli bir meselede suskun kalmamak arasında tercih yapmak zorunda bırakan, asil ordumuza dil uzatan şahısları bir an evvel temsil ettikleri camiadan ve Türk milletinden özür dileyip bir kenara çekilmeye davet ediyoruz. Tüm kamuoyunun bilmesini isteriz ki AHF olarak tarafımız Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimyasal silah yalanına tepki gösterdi. Yargıda hesabını verecekler, üzerlerine kararlılıkla gideceğiz dedi. Başörtüsü için de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Malatya'da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu işi çözemiyorsak millete götürelim. Kararı millet versin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez. Milletimiz terör örgütlerini kazıyıp atarak huzurunu güvence altına almamış olana yol açmaz. Hele hele terör örgütleriyle kol kola yürüyene, onların diliyle konuşana, onların değirmenine su taşıyana bırakın destek olmayı, gerekirse dünyayı başına yıkar. Başörtüsü özgürlüğünü ne teklif ettim? Gel dedim, anayasa güvencesi altına alalım. Bakalım gelebilecek mi? Göreceğiz. Biz şimdi hazırlıkları yaptık. Bu anayasa değişikliğini meclise göndereceğiz. Gelir veya gelmez. Maksat tüm milletimiz bunu görsün, bunu tanısın, yandaşlarını da tanısın, altılı masayı da tanısın. Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmalarına karşı ailelerin korunmasını da ekleyerek bir anayasa değişikliği teklifinin hazırlığına başladık. Bakalım konu meclise geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek? Meclise sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Hadi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Öyle mi? Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim. Kararı millet versin. Türkiye yüzyılı artık bu tür tartışmaların aşıldığı yeni bir devrin adı olacaktır. Yılbaşından itibaren enflasyonu, faizi nasıl düşürüyorsak, faizi devamlı indiriyor muyuz? Şimdi inşallah tek haneli rakama da faiz inecek. Ve faiz zulmünden yatırımcılarımızı kurtaracağız, vatandaşımızı kurtaracağız. Geçmişte bunu biz yaptık mı? Yaptık. Böyle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siyasilerin bugün faal, aktif bir günüydü. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bir açılış için Bursa'daydı. Ancak Bursa'da pek de iyi vakit geçirdi diyemeyiz. Vatandaşın tepkisiyle karşılaştı Davutoğlu. Biz milletle beraberiz diyen Genel Başkan'a halktan yanıt şu oldu. Siz PKK ile berabersiniz. Tepkisini dile getirdi, sesini duyurabilmek için defalarca bağırdı, PKK ile berabersiniz dedi. Altılı Masa'nın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yine halkın tepkisine maruz kaldı. Adres bu kez parti açılışı için gittiği Bursa'nın İnegöl ilçesi oldu. Siz ortak olduğunuz Öcalan'a, o mektup getirdiğimiz Öcalan'a bakın, Öcalan'a bakın hadi. Biz milletle beraberiz. Onlar Perinçek'le beraber. Onlar Öcalan'la beraber. Konuşmasında biz milletle beraberiz diyen Davutoğlu'na bir vatandaş PKK ile berabersiniz diye bağırdı. Davutoğlu gittiği birçok yerde de benzer tepkilerle karşılaşmıştı. Sen devlet haylısın.
Sen git. Davanızı satmayacaksınız. İslam'a ve Müslümanlara zarar ediyorsunuz. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Cumhuriyet devrimlerini hedef aldı. Ünal, maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir ifadelerini kullandı. Tarihin en sert devrimi, tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin'de kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçenin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ABD Ticaret Bakanlığı'nın kontrolü dahilinde ABD Ticaret Odası ve Dünya Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. ABD üzerinden dostluk mesajları verdi. Türkiye-ABD dostluğunun çok uzun yıllara dayandığını ifade etti ve şunu söyledi. Biz Asya'ya oranla ABD ile daha yakınız. ABD'nin Türk iş insanlarını tehdit ettiği bugünlerde ABD'de olan MÜSİAD heyeti temaslarını sürdürdü. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncülük ettiği programla ABD Ticaret Odası ve Dünya Bankası yetkilileriyle görüştü. Türkiye ve ABD arasındaki mevcut ekonomik ilişkileri değerlendiren Asmalı, Türkiye ile ABD arasındaki dostluğun çok uzun yıllara dayandığını belirtti. İki ülke çok ciddi müttefiktir dedi. Önemli görüşmeler yaptık. Yükselen Asya'nın en önemli ekonomisi Çin'e karşı bir direnç oluşmaya başladığını belirten Asmalı, biz Asya'ya oranla ABD'ye daha yakınız ifadesini kullandı. Pandemi sonrası oluşan yeni ekonomik dünya düzeninde artık dengeler yeniden oturuyor. Artık Çin'e ve Çin ürünlerine karşı bir direnç oluşmaya başladı ve yeni pazar arayışları gündemde. Tam da bu noktada Türkiye'nin hızlı üretimi, nitelikli genç nüfusu, jeostratejik konumuyla beraber Asya bölgesine oranla Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlığı büyük bir fırsat. Amerikan pazarına Türk sanayicisinin, müteşebbisinin, Türkiye'deki tüccarların ilgisini çekmek amacımız. İnşallah 6 ay içinde yüzün üzerinde bir heyette tekrar ABD'ye gelip 5 gün içinde yaptığımız görüşmeleri somut ticari işbirliğine dönüştürmek istiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 2000 Amerikalı şirket olduğunu belirten Asmalı, bu şirketlerin sayısının çok daha fazla olmasını istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız çimento şirketi Lafarge'ın teröre desteğine tepki gösterdi. Şirketin Suriye'de DAEŞ'a desteğini Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a anlattığını söyleyen Erdoğan, Lafarge teröre destek veren en önemli kurumlardan bir tanesi olarak artık her şeyiyle açığa çıktı, dedi. Lafarge teröre destek veren en önemli kurumlardan bir tanesi olarak artık her şeyle açığa çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları toplantısında konuştu. Fransız çimento şirketi Lafarge'ın teröre desteğine tepki gösteren Erdoğan, her şeyin açığa çıktığını kaydetti. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl destek verdiğini, nasıl yardımcı olduğunu, onlara tüneller açmak suretiyle oralarda nasıl mikserlerle betonlar döktürdüğünü anlattığımda bunu Fransızlar anlamıyordu. Ve Fransa'nın başkanı Sayın Macron'a da ben bunları anlattım. Ama buyurun bak, şimdi Fransa parlamentosunda Macron'a Lafarge'in hesabını sordular. Şirketin Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ'a yönelik desteğini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlattığını ifade eden Erdoğan, konunun Fransa parlamentosunda tartışıldığını belirtti. Bu vahşi DAEŞ örgütü
kimler tarafından desteklendiği bu tür örneklerle çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Şu anda Lafarge Fransa'nın gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Cumhurbaşkanı, iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgiye, habere ulaşmak kolaylaşırken, insanların gerçekle bağınınsa giderek zayıfladığına dikkat çekti. Haber kaynaklarının çeşitlenmesi, medyanın, özellikle sosyal medyanın günlük hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlaması pek çok avantaj yanında beraberinde hayati riskleri de getirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital terörün milli birliğe tehdit olduğuna da vurgu yaptı. Dijital terör sadece demokrasiye, sadece toplumsal barışa değil, onlarla birlikte ülkelerin milli güvenliklerine de açık tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca Erdoğan, medya forumunun bir an önce işleyen hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Dezenformasyon, hibrit savaş kapsamında sık başvurulan araçlardan biri haline gelmiştir. Türkiye olarak bu gerçekle siyasetten diplomasiye, kamu düzeninden toplumsal olaylara kadar pek çok alanda sıkça karşılaşıyoruz. İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Meloni yemin ederek göreve başladı. Avrupa Birliği ve Atlantik karşıtı olarak bilinen Meloni aynı zamanda İtalya'nın ilk kadın başbakanı olma unvanını da ele geçirmiş oldu. Meloni'nin hükümeti kurmasıyla İtalya'da 14 yıldır devam eden siyasi istikrarsızlık ve belirsizlik de sona ermiş oldu. Avrupa Birliği'ne ve ABD'nin etkisine karşı tepkilerin büyüdüğü İtalya'da yeni bir dönem başladı. İtalya'da 68. hükümeti kuran Başbakan Giorgia Meloni ve bakanları yemin ederek görevlerine başladı. 14 yıldır devam eden siyasi krizde Meloni ile birlikte sona erdi. Ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçen Meloni, ülkede 2008 yılındaki erken seçimleri kazanarak başbakan olan Silvio Berlusconi'den bu yana seçim kazanarak başbakanlığa gelen ilk isim olarak da tarihe geçti. Devir teslim sonrasında yeni başbakan Meloni'nin ilk bakanlar kurulu toplantısını yapması bekleniyor. Meloni hükümetinin gelecek hafta içinde parlamentonun üst kanadı, senato ve alt kanadı temsilciler meclisinde güven oylamasından geçmesi öngörülüyor. Sağ koalisyon hükümeti çift kanatlı parlamentoda onay alırsa resmen işbaşı yapacak. Meloni, kamuoyu önünde yaptığı konuşmalarda Avrupa Birliği ve LGBT'ye karşı sert ve mücadeleci ifadeler kullanmasıyla öne çıkıyordu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Meloni, içinde bulunan zamanın sorumluluk alma zamanı olduğunu vurgulamıştı. Çin Komünist Partisi'nin Pekin'de gerçekleştirilen 20. Genel Kurultayı sona erdi. Partinin en üst yönetim organı Merkez Komite'nin seçildiği kurultayda Merkez Komite ve Disiplin İnceleme Komitesi çalışma raporlarıyla parti tüzüğünde değişiklik onaylandı. Hazırlanan raporda ÇKP'nin modern bir sosyalist Çin inşa etme planı da özetlenmiş oldu. Çin Komünist Partisi'nin 16 Ekim Pazar günü başlayan 20. Genel Kurultayı tamamlandı. Başkent Pekin'de yapılan kurultayın kapanış oturumuna Çin Devlet Başkanı Xi Jinping başkanlık etti. Yaklaşık 96 milyon üyesi bulunan Çin Komünist Partisi'nin en üst yönetim organı Merkez Komite'nin seçildiği kurultayda Merkez Komite ve Disiplin İnceleme Komitesi çalışma raporlarıyla parti tüzüğünde değişiklik onaylandı. 15 bölümden oluşan raporda, Çin Komünist Partisi'nin önümüzdeki 5 yıl ve sonrası için her alanda modern bir sosyalist Çin inşa etme planını özetledi. Genel Sekreter Xi Jinping, dışında halen daimi komite üyesi isimlerinden Çin Komünist Partisi 1. Sekreteri Wang Huning ve Merkezi Disiplin İnceleme Komitesi Başkanı Zhao Leji listedeki yerlerini korudu. Yeni seçilen Merkez Komite ilk toplantısını yapacak. Komite kendi içinde 25 kişilik siyasi büroyu ve 7 kişilik daimi komiteyi seçecek. Toplantının ardından Çin'in yeni liderleri basının karşısına çıkacak.
kurultayın açılışında konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, gelecek dönemde Çin'in 100 yıl hedeflerinden ikincisi olan 2049'a kadar modern sosyalist toplumu inşa etme çabalarına odaklanacaklarını söylemişti. Xi Jinping, Tayvan Adası'nın ana karayla birleşmesini tamamlama sözü verdi. Çin Komünist Partisi'nin tek Çin ilkesi doğrultusunda ülkenin birliğinin yeniden sağlanması stratejisinde kararlı olması gerektiğini vurgulayan Xi Jinping, ABD ve Batı'yı Tayvan konusunda uyarmıştı. Merkez komite seçiminin ardından Xi Jinping'in kapanış konuşması öncesinde eski devlet başkanı Hu Jintao, görevli personelin refakatinde salondan dışarı çıkarıldı. Xi Jinping'in yanındaki koltukta oturan 79 yaşındaki Hu Jintao'nun yanına gelen iki görevli eski devlet başkanına dışarıya kadar eşlik etti. Xi Jinping, Çin'in kurucu lideri Mao Zedong'dan sonra iki dönemden fazla parti liderliğini ve devlet başkanlığını sürdüren ilk isim olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterdi. Korukoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin denge politikasını bıraktığını, Rum tarafına ve Yunanistan'a karşı daha müzahir bir tutum sergilediğini belirtti. Amerika'nın son dönemde denge politikasını bıraktığını ve Rum tarafına ve Yunanistan'a karşı daha müzeyi bir tutum sergilediğini de görüyoruz. Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırmasından önce şunu söylemekte fayda var. Rum tarafı silahlanmaya ilişkin bütçesini her geçen gün artırıyor. Bunun yanında farklı ülkelerden saldırı helikopterleri alıyorlar. Füze sistemleri alacağını duyuruyorlar. Ayrıca adadaki sınır boyunca 300'e yakın ağır silah mevzileri kuruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin pek tabii ki Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırması hoş bir şey değil. Bunun gerilimi artıracağı, silahlanma yarışına da neden olacaktır. Pek tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte buna karşılık ne yapabileceğini değerlendiriyorlar. Hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek için, güvenliğimizi koruyabilmek için ne gerekirse anavatanla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte biz de yapacağız. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin düzenlediği üretim ve istihdamda kadın zirvelerinin ikincisi İzmir'de gerçekleştirildi. Esnaf Kadınlar Zirvesi'nde sorunlar masaya yatırıldı, çözüm yolları arandı. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir'de esnaf kadınları bir araya getirdi. Kadınların meslek hayatında yaşadıkları sorunlar tek tek anlatıldı. Çözüm önerileri doğrultusunda yeni yol haritası belirlendi. Türkiye'de bir istihdam sorunu var. Özellikle kadınlar %30 civarında istihdam edilmektedir. Cumhuriyet Kadınları Derneği üretim ve istihdamda kadın zirvelerinin ikincisi olan Esnaf Kadınlar Zirvesi'ni İzmir'de yaptı. Toplantıya kuaförden lokantacıya, COSCEP uzmanından butik işletmecisine çok sayıda kadın katıldı. Kadın ürettikçe yükseliyor. Kadın ürettikçe özgürleşiyor ve onunla birlikte ülke de kadının üretime girmesiyle orantılı olarak yükseliyor. Cumhuriyet devrimlerinin kadına verdiği en büyük özgürlük üretimde yer almasını sağlamak oldu. Esnaf kadınlar üretmek istiyor ama artan maliyetler kadınların belini büküyor. Ben bugün aldığım malzemeyi yarın aynı fiyatı alamıyorum. Nasıl bir serbest piyasa ya da nasıl bir durum? Ben bilmiyorum yani. Ben böyle çalışmak istemiyorum. Ben bu ülke için daha fazla üretmek, daha fazla çalışmak istiyorum. Ben iç giyimi dolar üzerinden alıyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum ve ben neden dolar kuru üzerinden para ödemek zorundayım? Kadın sadece üretimde olmamalı, yönetimde de olmalı diye düşünüyorum. Kadın kimliğimizle var olabilmek ve üretebilmek, erkeklerle eşit imkanlara sahip olabilmek için kadınların dayanıştığı bir sistemle mümkün kılınabilir. İzmir Emlakçılar Odası Başkan Vekili Gönül Vural, kadın esnafları sayısal verilerle anlattı. Her sektörde kadın istihdamını artırmalıyız dedi. Türkiye'de kadın esnaf sayısı 4000'leri buldu. İlk sırada İstanbul, İzmir, Ankara var. Benim de bağlı olduğum odada 3675 kişi üyemiz var. 945'i kadın. Çok az. Daha çok olmalı.
16 yaşında börek satarak kendi işini kuran Raziye Uysal, vergi yükünden dert yandı. Her şeyi devletten beklemiyoruz ama devlet de hiç kimseye destek olmuyor. Ben bakın Ecevit zamanında bir kere doğru vergi alındığına inanıyorum. Ben yılların esnafıyım. Ama ondan sonra kaçıncı vergi alınıyor? Optisyen Ayçin Emir, sektörlerinde büyük firmaların baskılarından bahsetti. Küçük işletmelerin kooperatif yoluyla sorunlarını aştığını söyledi. Bizler bu sorunların üstesinden yine birlik ve beraber olarak kendi sektörümüzdeki bizim gibi küçük ölçekli arkadaşlarımızla birleşerek alım kooperatifleri kurarak ve onların istediği şartları değil, kendi şartlarımızı kabul ettiren firmalar olarak yolumuza bugün devam ediyoruz. Toplantıya KOBİ, hibe ve teşvik uzmanı kadınlar da katıldı. Küçük esnafa devlet desteklerinin nasıl sağlanacağı anlatıldı. Yeni kurulan işletmelere işletme kuruluş tarihleri itibarıyla bir yıl içerisinde başvuru yapmak şartıyla kuruluş giderleri için minik bir destekte bulunuyoruz. Bence esnaf odalarına çok daha fazla iş düşüyor. Çünkü bence bu toplantıda esnaf odalarının her birinin genel sekreteri, ki onlar kadın, bence olması gerekiyordu. Okul masrafları, yani veliler için evlatlarının, öğrencilerin masrafları her geçen gün ağırlaşıyor. Bir araştırma yapıldı, vatandaşa soruldu. Sizi zorluyor mu bu yılki okul masrafları diye. O araştırmanın sonuçlarına göre %74'ü çok zorluyor bu masraflar yanıtını verdi. %20'si az zorluyor, çok da fena değil yanıtını verirken %6'sı hayır hiç zorlanmıyorum dedi. Artan eğitim giderleri nedeniyle veliler zorda. İpsos tarafından yapılan anti-kriz monitörü araştırmasına göre ebeveynlerin %70'i okul masraflarının bütçelerini zorladığını söylerken %24'ü ise biraz zorlandığını belirtti. Etkilenmeyen kesimin ise sadece %6 olduğu görüldü. Araştırmaya göre ebeveynlerin %81'i okul harcamalarının yanı sıra diğer masrafları karşılayabilmek için bazı harcama kalemlerini de kısmaya çalışıyor. Özellikle sosyal hayata yönelik kalemlerde tasarrufa gidiliyor. Dışarıda yemek yemek ya da sinema, tiyatro gibi dışarıda eğlence aktiviteleri daha az yapıldığı görülüyor. Giyim harcamaları da kısılmaya çalışılan diğer bir harcama kalemi. Ankete katılan velilerin %37'sinin okul masraflarını kısmak için geçen seneden kalan kırtasiye malzemelerini kullandırdığı görülüyor. Her 4 ebeveynden birinin beslenme koyduğu belirtiliyor. HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Başkanlar Kurulu toplantısında konuştu. Amasra'daki madende yaşanan Grizu patlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Arslan, maden kazalarının %95'i önlenebilir dedi. Vergi konusuna da değinen Arslan, hayat pahalılığı normalleşme kadar vergi oranlarının %10'la sınırlandırılmasını istedi. ...76 yılı 22 Ekim'de Türk çalışma hayatına adım atan HAK İş... HAK İş Konfederasyonu 47. kuruluş yıl dönümünde Ankara'da Başkanlar Kurulu toplantısı düzenledi. HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan toplantıda Amasra'daki maden patlamasını değerlendirdi. Daha çok kömür diye insanların hayatlarını tehlikeye atmayalım. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Ama şunu biliyoruz ki maden kazalarında hayatlarını kaybedenlerin %95'i önlenebilir düzenlemelerle hayatlarını kaybetmeyeceğini biliyoruz. Tedbir almak bize düşüyor. O yüzden %95'inin önlenebilir kaza olduğunun farkında olarak nerede hata yaptığımızı, nerede eksiklik var bunu görmemiz, tespit etmemiz gerekiyor. Kazaların %95'inin önlenebilir olduğunu kaydeden Arslan, Çin'de alınan önlemlere de dikkat çekti. Arslan, 1990'lı yıllarda iş kazalarıyla anılan Çin'in bütün maden ocaklarını kapatıp yeni teknolojilerle ocaklar açtığını ve gereken tedbirleri aldığını anımsattı. Bugün Çin bu konuda çok ciddi bir ilerleme kaydetti. Bütün ocakları kapattılar.
yeni teknolojiyi kullanarak yeni ocaklar açtılar. Ve burada gereken tedbirleri aldılar. Bu suçlamalardan da kurtuldular. Mahmut Arslan, metan gazı konusundaki sorunun çözülebileceğini de kaydetti. Metan gazlarının toprak üstüne çıkarılarak mutfaklarda kullanıldığını, böylelikle patlama yaşanmadığını belirtti. Metan gazlarını bir kısım yöntemlerle toprak üstüne çıkarıp, hatta onu da mutfaklarda kullanacak şekle getirmişler ve grizi patlamasını ortadan kaldırmışlar. %5'in üzerine olduğu zaman patlama oluyor. %1'lik, 2'lik oranlar yanıyor ama patlamıyor. Dünya bunu çözmüş. Hakiş Genel Başkanı vergi konusuna da değindi. Türkiye'nin adil, hakkaniyetli, geniş kitlelerin vergi verebileceği bir modern, çağdaş vergi reformuna ihtiyacımız var. Bu reformun aciliyetine inanıyoruz. Ancak bir de kriz dönemi için çözüm önerimiz var. Türkiye krizlerden kurtulana kadar yüksek enflasyon, yüksek bir noktada döviz ve buna bağlı yaşadığımız hayat pahalılığının normalleşmesine kadar bütün vergi oranlarının %10'la sınırlandırmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarıyla devam edeceğiz. Bakan Nebati kıyı balıkçılığına verecekleri desteği açıkladı. 2023 ile 2024 yıllarında gemilerinin ebatlarına göre kıyı balıkçılarına 3500 ila 6000 lira arasında destek vereceklerini söyledi. Kıyı balıkçılığı destekleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati destekleri sosyal medya hesabından duyurdu. Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılara 2023 ve 2024'te gemilerin boylarına göre 3500 ila 6000 lira arasında destek ödemesi yapılacağını bildirdi. Sonra Nebati, desteklerin ayrıntılarını da paylaştı. Kadın gemi sahiplerine ise desteklerin %25 daha fazla verileceğini kaydetti. 0 ila 4,99 metre balıkçı gemileri için 3500 lira, 5 ila 7,99 metre balıkçı gemileri için 4250 lira, 8 ila 9,99 metre balıkçı gemileri için 5250 lira ve 10 ila 11,99 metre balıkçı gemileri içinse 6000 lira ödeme gerçekleştirilecek. Kadın gemi sahiplerine veya ortaklarına birim destekleme tutarının %25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum. Piyade uzman çavuş Cemil Yavaş günlerdir, 5 Ekim tarihinden bu yana yaralıydı, hastanede tedavi görüyordu. Maalesef kurtarılamayarak şehit düştü. Binlerce kişinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Pençe Kilit şehidine bu görüntülerle veda edildi. Piyade uzman çavuş Cemil Yavaş, 5 Ekim'de Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda yaralanmıştı. Tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Kahraman asker için Isparta Valiliği önünde tören yapıldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Şehidimizin ruhu için. Şehidin asker kıyafeti giyen kız kardeşi Esen Yavaş, törende ağabeyinin tabutuna komando beresi koydu. Kınlanan cenaze namazının ardından şehidin naaşı askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu. Şehit Yavaş'ın naaşı merkeze bağlı Büyük Gökçeli köyündeki baba ocağından helallik alınmasının ardından köy mezarlığında defnedildi. 23 ayrı suçtan aranıyordu PKK terör örgütünün üyelerinden Kadir Sezgin. Yakalandı. Ayrıntılara bakalım.
Şırnak'ın jandarma komutanlığı ekiplerince Silopi-Cizre karayolunda şüphe üzerine bir taksi durduruldu. Araştırmada taksideki 3 kişiden birinin Baran Ahmet Kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu belirlendi. 23 ayrı suçtan kaydı bulunan terörist 2005 yılında PKK'ya katılmıştı. PKK'lı Sezgin'in 2011 yılında Osmaniye'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda ve 2012 tarihinde Hatay Erzin'de Emniyet ve Jandarma Komutanlığı'nda yapılan olaylarda rol aldığı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Atak taarruz helikopterlerinin videosunu paylaştı. Bakanlığın paylaşımında saklandıkları deliklerde kendilerini güvende zanneden teröristler, yerli ve milli gücümüz Atak helikopterlerinin sesini duyduğu anda kaçışın imkansız olduğunun farkına varır. En zorlu bölgelerde bile Ataklarımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır ifadelerine yer verildi. B-72 Mavi Vatan'ın gözcüsü Deniz Karakol uçağının 5.'si teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Meltem 3 proje kapsamında 2023'ün ilk yarısında 6. Deniz Karakol uçağının da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na verilmesi planlanıyor. Savunma sanayi gece gündüz demeden üretmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Meltem 3 projesi kapsamında 5. P-72 Deniz Karakol uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi P-72 Deniz Karakol uçağı için detay parça üretimi, entegre lojistik destek aktiviteleri, uçak modifikasyonu, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği sağlıyor. Aselsan sistem cihaz tedarikinde önemli rol alırken, Havelsan'da Deniz Karakol Yer İstasyonu'nu P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncelledi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Mavi Vatan'da milli çıkarları korumak için savunma sanayisi olarak her zaman görev başında olduklarını bildirdi. Demir, yeni platformlarımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla devam edeceğiz. Bakan Soylu yaptığı açıklamada 2016 senesinden bu yana yaklaşık 2.7 milyon göçmenin sınırsız geçişine izin verilmediğini söyledi. Sınır dışı edilenlerin sayısını ise 92 bin olarak açıkladı. 1055 kilometre sınır güvenlik duvarı ve güvenlik yolu, devriye yolu. 918 kilometre sınır aydınlatması, 284 kilometre termal kamera kurduk. Ayrıca 230 adet elektrooptik kuleyi tamamladık ki bunlar bazen 10 kilometre, bazen 40 kilometre, 50 kilometre etraflarını görebiliyorlar. Bu sayede 2016'dan bugüne kadar sınırlarımızda henüz ülkeye girmeden engellenen insan sayısı 2 milyon 700 bine ulaştı. İran sınırındaki aldığımız etkili sınır tedbirleriyle ve ülke içinde kaçak göçte yürüttüğümüz etkili mücadele sonucu 2 milyon insanın girişi İran sınırında, yani Afganlı göçmenin girişi İran sınırında önlendi. Doğu ve güney sınırımızdaki kaçak göç baskısı 2022 yılında aldığımız tedbirlerle bir önceki yıla göre %35 azaldı. 2021 Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekildiğinde birilerine göre neredeyse bütün Afganistan akın akın Türkiye'ye, belki de Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçecekti. Bu da yaşanmadı. Üçüncü aşamamız ise içeride etkin yakalama oldu. Ülke içerisinde yakalanan kaçak göçmen sayısı yine aynı periyotta 1 milyon 340 bine ulaştı. Yani kaçak gelen göçmene aman vermiyoruz. Öte yandan ülke içinde de kaçak göçle mücadele adına 81 ilimizde yol kontrolleri, huzur operasyonları yaptık
yapıyoruz. Göçmen kaçakçılığına dönük cezaları arttırdık. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan göç kaçakçılığı yapan organizatör sayısı %22 arttı. Ve bu stratejinin dördüncü ayağı da etkili sınır dışı mekanizmamızdır. Kıymetli vatandaşlarımız, 2016'dan bugüne sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 418 bin kişidir. Bu yıl yakaladığımız ve sınır dışı ettiğimiz kaçak göçmen sayısı ise 92 bin kişi olup geçen yıldan %135 fazladır. Halen 18 bin kaçak göçmen de geri gönderme merkezlerindedir. Türk devletlerinin ortak bir alfabeye geçmesi ve dilde birlik sürecinin hızlandırılması amacıyla Ortak Alfabe Komisyonu kuruldu. İlk toplantısını Kırgızistan'da yapacak komisyon, Türk dünyası ortak alfabesi için çalışma yürütecek. Türk dünyası ortak alfabe çalıştayında Türk devletleri teşkilatına sunulmak üzere önemli kararlar alındı. Türk devletlerinin ortak bir alfabeye geçmesi ve dilde birlik sürecinin hızlandırılması amacıyla Ortak Alfabe Komisyonu kuruldu. Türk devletlerinden bilim insanlarının kendi ülkelerinde kullanılan alfabe ve tarihi süreçlere ilişkin bilgi verdiği çalıştayda ortak alfabeye geçiş süreçlerinin hızlandırılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Çalıştay'da Türk Dünyası Ortak Alfabesi için Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Ortak Alfabe Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Türk Cumhuriyetlerinin dille ilgili resmi kurumlarınca önerilecek, ikişer üyeden oluşacak komisyon, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'ne ortak alfabe ve ondan üretilecek ulusal alfabelerle ilgili rapor hazırlayacak. İlk toplantısını Kırgızistan'da yapacak komisyon, ortak alfabe çalışmalarını gözlemleyecek ve Aksakallar Konseyi'ne rapor verecek. Şimdi bu İran'daki şiddet olaylarıyla ilgili Washington'daki Washington Post gazetesi bir makale yayınladı. O makalede bu eylemlerde PKK'nın gücüne ve etkisine işaret etti. Hangi dayanaklarla etti? Hemen onu da izah edelim. Miriam Berger'ın kaleme aldığı bir analiz yazısı. Bu eylemlerde kullanılan kadın, yaşam, özgürlük ana sloganının PKK'ya ait bir slogan olduğuna dikkat çekildi. İran'daki Mehsa Emini eylemlerinde PKK aktif rol oynuyor. Bu ifadeler Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlandı. Gazetede Miriam Berger, İran'ın protesto sloganları bizi ayaklanma hakkında ne söylüyor başlıklı analiz yazı kaleme alındı. Akademisyenlerin görüşüne yer verilen yazıda İran'daki eylemlerde feminist ideoloji ve devlet düzenine karşı ayaklanmanın bir arada olduğu kaydedildi. Missouri Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Jen Rice Fajalan, PKK'nın eylemlerdeki etkisini anlattı. Eylemlerde kullanılan kadın, yaşam, özgürlük ana sloganına dikkat çeken Fajalan, bu slogan feminist ve sol bir mirasa sahip. Türkiye merkezli PKK'dan geliyor dedi. Yazıda Fajalan, Kürtler İran'da olduğu kadar Türkiye, Irak ve Suriye'de de büyük bir azınlık oluşturuyor ve geçen ayki ayaklanmanın merkezinde yer aldı değerlendirmesi yaptı. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi de sokak eylemlerinin İKDP, Komele ve PKK'nın İran kolu PEJAK tarafından tertip edildiğini söylemişti. Bu örgütlerin rolünün ortaya çıkmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu da topçu atışları, füzeler ve SİHA'larla Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarını hedef aldı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda eğitim ve lojistik olarak kullanılan karargahlar imha edildi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı noktalarının kaldırılması yönünde alınan şikayetleri eleştirdi. Kınık, kent silüeti ve ticaret önemli ama insan hayatı Kızılaycılara yardımcı olunuz dedi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağış noktalarının kaldırılması hakkında şikayet aldıklarını söyledi. Meseleleri tartışıp konuyla ilgili paylaşımda bulunarak anlayış istedi Kerem Kınık. Kent meydanlarındaki seyyar kan bağış noktalarımızın kaldırılması yönünde bazı belediye, valilik ve esnafımızdan şikayetler alıyoruz dedi. Kınık, her gün 9 bin kişiden kan alınıp 1500 hastanede 20 bin hastaya ulaştırmak zorunda olduklarını açıkladı. Sistem, Kızılay sistem yapı
Yetkililere seslenen Kızılay Başkanı, çalışanlara yardımcı olunmasını istedi. İhtiyacımız olan 3 milyon tam kan, 9 milyon ünite kan bileşenini biz de diğer gelişmiş ülkeler gibi kent meydanlarından topluyoruz. Tamam, kent süreyeti ve ticaret önemli. Peki ama insan hayatı, kıymetli belediye başkanlarımız, valilerimiz, esnafımız, Kızılaycılara yardımcı olunuz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir ve Manisa'da bulunan 5 arıtma tesisine yaklaşık 2 milyon liralık ceza keseceğini duyurdu. Tesislerin arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi de var. Manisa ve İzmir'de 5 arıtma tesisine atık su arıtma mevzuatına aykırı davrandıkları gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaklaşık 2 milyon liralık ceza kesilişi ip yitirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi de bu tesislerin arasında yer aldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü cezaların kasıtlı olduğunu savundu. Tesiste iyileştirme sürecinin devam ettiğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, bu yılın Mart ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde Çiğli Arıtma Tesisine 650 bin lira para cezası uyguladıklarını açıkladı. Arıtma tesisine yakın zamanda bir denetim daha yapılarak körfeze deşarj edilen atık sulardan numune alındı. Numune sonuçlarına göre tesisten mevzuata aykırı atık su deşarj edildiği tespit edildi. Bu tespite istinaden de 394 bin lira para cezası uygulanacağı duyuruldu. Akgün, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinde arıtma çamurlarının Temmuz 2022'ye kadar gerekli lisanslar ve gerekli çevresel tedbirler alınmadan depolandığını tespit ettiklerini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan İSSU'dan yapılan açıklamada, tesisimizde revizyon çalışması devam ettiği sürece defalarca tesise gelinerek kurumumuza kasıtlı ceza yazılmıştır ifadelerine yer verildi. İSSU yönetimi, mevzuat çerçevesinde gerekli tüm bildirimlerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne yapıldığını bildirdi. Açıklamada, genel müdürlüğümüz haksız ve keyfi ceza uygulamalarına maruz bırakılmaktadır denildi. Ekim'in 22'si ama Akdeniz'de özellikle Antalya'da hava sıcaklığı 25-26 dereceleri görünce yerli ve yabancı turistler sahillere akın ettiler. Hem denizin hem güneşin tadını çıkardılar. Hava sıcaklığı 26,5 dereceye ulaşırken deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü. Ekim ayının sonuna yaklaşırken Antalya'da termometreler 26 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu. Yerli ve yabancı turistler sık sık denize girdi, kumsala uzanarak güneşlendi. Özellikle Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluştu. Bazı tatilciler de sahildeki parklarda zaman geçirmeyi tercih etti. Antalya Kitap Fuarı'na götüreceğiz sizleri. Kapılar açıldı. Fuar bu yıl 12. kez düzenleniyor. Şehit annesi Meltem Kılınç, "Her Şehit Bir Yıldızdır, Sonsuza Kadar" isimli kitabıyla toplumun tüm kesimlerine şehit annelerinin sesini duyuruyor. Her şehit bir yıldızdır. Bunun ötesi yok. Kitap severler bu fuarı bekliyordu. Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 12.si düzenlenen fuar kapılarını açtı. 215 yazar ve 220 yayın evinin yer aldığı fuarda vatandaşlar yazarların imza etkinliği ve söyleşilerine yoğun ilgi gösteriyor. Şehit annesi Meltem Kılınç, "Her Şehit Bir Yıldızdır, Sonsuza Kadar" isimli kitabıyla bu fuarda yerini aldı. Terörle mücadelede ve görevlerinin başında şehit olan oğulların ve kızların yaşam öyküsünü anaların dilinden aktardı. "Unutulmasın şehitlerimiz" diye çıkardığımız bir kitap. Çünkü bu vatana öyle güzel evlatlar yetiştirmişiz ki
Biz bunun hem gururunu yaşıyoruz hem duygusunu yaşıyoruz. Makamın güzelliği, yüceliği zaten büyük bir teselli bizim için. Kılınç amacını yalnız acıları değil, düşmanı tanımlamak ve düşmanla mücadele bilincini aşılamak olarak tarif ediyor. Sadece şehitlerimizin hayatını anlatmadık. Biz FETÖ'den büyük bir darbe yedik. Bu ülke FETÖ'den, PKK'dan, adını söylemek istemediğim bir sürü terörist gruplar var. Biliyorsunuz ki hepimiz... Evet, hepimiz bunlardan zarar gördük Türk milleti olarak. Bunu da anlattım ben. Eren Bülbül, Aybüke Yalçın, Mehmet Selim Kiraz'ın anneleri de kitaba soluk verdi. Meltem Kılınç, annelerle birebir görüşmelerden derlediği yaşam öykülerini aktardı. Henüz FETÖ olayları bitmiş değil, hala devam ediyor. İstiyorum ki bu kitapta FETÖ ülkemize nasıl sızdı? Nerelere, hangi kamulara, hangi binalara girdi? İnsanlarımızı, vatandaşlarımızı nasıl kandırdılar? Bugün Allah'ın adını anarak, peygamberimizin adını anarak insanları nasıl kandırdı? Ben bunu anlattım. Polis oğlu Muhammed Oğuz Kılınç, FETÖ'ye karşı yiğitçe çarpışırken şehit oldu. Meltem Kılınç, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Derneği'ni kurdu. Güzel bir misyonu yüklendi, görevini yaptı ve bu ülkeyi bize emanet bırakarak gitti. Biz kendimize bunu görev edindik artık. Bu ülke için ne yapabiliriz? Uyuyan insanları nasıl uyandırabiliriz? FETÖ'yü, hainleri nasıl anlatabiliriz? Biz bununla ilgili çok büyük çalışmalar yaptık. Kılınç, mücadelesinin bir parçası olan bu kitapla toplumun tüm kesimlerine şehit annelerinin sesini duyuruyor. Bu kitabı okuduklarımıza sadece şehitlerimize okuyup dua etmeyeceğiz. Vatan hainlerinin kim olduklarını da anlayacağız. O yüzden herkes bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle anneler okusunlar. Minnet duygularımı ve şükranlarımı gönderiyorum. Biz şehitlerimizle onur, gurur duyuyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Antalya Kitap Fuarı 30 Ekim'e kadar kitap dostlarıyla buluşacak. Çorum'da da aynı Antalya gibi bir kitap fuarı var. Kitap ve kültür günleri kapsamında önemli bir etkinlik düzenleniyor. Çorum ve çevre illerden bu etkinliğe katılacak vatandaşlar yaklaşık 110 yazarla etkinlikte şölende bir araya gelme fırsatı yakalayacak. On gün sürecek olan Çorum 10. Kitap ve Kültür Günleri, çevre illerinin en kapsamlı ve en çok ziyaretçi kabul eden fuarı olacak. Kitapseverler fuar sonuna kadar 110 yazarla buluşacak. Çorumumuz için güzel oldu. Bize de etkinlik oldu, eğlence oldu. Yani buradan bayağı faydalandık. Hatta kitaplar da güzel. Yani burası hem de büyük, eğlendik. Çorum Belediyesi tarafından iş adamlarının da destekleriyle 25 bin öğrenciye 30'ar TL'lik hediye kitap çeki verildi. Şu ana kadar 85 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın 23 Ekim tarihine kadar 110 bin kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, fuara büyük ilgi olduğunu söyledi. Fuarın en fazla katılanları yavrularımızdı. İlkokul, ortaokul, lise, bütün öğrencilerimizi, biz kitap sever öğrencilerimizi fuarımızda ağırlıyoruz, ağırladık, ağırlamaya devam edeceğiz. Merkezdeki tüm okullarımızdan, ilçelerimizden, çevre illerden önemli sayıda öğrencimiz fuarımıza geldi. Son haberimizde noktalıyoruz efendim bu haberle. Yarın saatler 19.30'u gösterdiğinde yine ana haber bülteninde Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bütün ekip arkadaşlarımın eline sağlık. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle efendim. Buyurun.